Kampüs kanalından herkese merhabalar. TYT Kimya genel tekrarı 2 videomuzda Ağustos ayında işlemiş olduğumuz atom ve periyodik sistem konumuzu şimdi sorularla bir destekleyeceğiz arkadaşlar. Atom modelleri, atomun alt parçacıkları, izotürler, periyodik sistem, elementlerin özellikleri ve periyodik özellikler başlığı altında 6 başlık üzerinden gideceğiz. Konu tekrarları ve soru çözümlerini göstereceğiz. Geçen yılı incelediğimizde 2 sorunun, ondan önceki yıl 2 yıl sorunun, ondan önceki yıl 2 sorunun derken son 5 yılda 53 tane sorudan 9 tanesinin atom ve periyodik sistem hakkında olduğunu görüyoruz. Yani önemli bir konumuz TYT'de kesinlikle sorunun çıkacak olduğu bir bölüm diyoruz arkadaşlar. Birinci bölüm atom modelleriyle şimdi bir başlayalım. Atom modellerinin en ünlüsü simyadan kimyaya geçişi de sağlayan John Dalton sene 1803 ve kimyasal tepkimelerden faydalanarak yani 1 gram hidrojen 8 gram oksijen birleştiğinde 9 gram su olur gibi hesaplamalardan faydalanarak atomların içi dolu küreler olduğunu, bölünemeyen parçacıklar olduğunu ve tıpkı bir bowling topuna benzetecek bir modelleme olduğunu ileri sürmüş. Ve bu çalışmalar ilk deneysel verilere, hesaplamalara dayandığı için yani ilk bilimsel atom kavramını John Dalton'da biz görüyoruz. Yaklaşık 90 yıl boyunca doğru kabul edilen bu modellememiz Thomson'ın atom modeli çalışmasıyla sene 1897 öğrencilerimizin daha çok üzümlü kek şeklinde bildiği bir model. Üzümlerin eksi yüklü parçacıkları, kek yani hamur kısmının ise artı yüklü protonları anlattığı bir modelleme. Burada biz yük kavramıyla ve atom altı parçacık kavramlarıyla karşılaşmaya başlıyoruz ki elektriksel yükler diye de tarif ettiğimiz bu yükler aslında Thomson'dan önce yapılan çalışmaların yani katot ışını deneylerinin ve elektrik deneylerinin bir birleşimi sonucu karşımıza çıkıyor. Bakın içi dolu bir küreden içinde eksi ve artı yüklü parçacıkların olduğu bir atom modeline geçiyoruz. Thomson'ın öğrencisi Rutherford sene 1912'de hocasının çalışmasını elindeki teknik imkanlarla değiştirmeye başlıyor ki radyoaktif ışımalardan faydalanıyor. Alfa tabancası adını verdiğimiz bir radyoaktif merkezden bir ince altın levhaya doğru gönderilen alfa partiküllerinin neredeyse tamamının arka tarafa geçtiğini görüyor ki yani benim göndermiş olduğum alfa ışınları tamamen karşı tarafa geçtiğine göre atomun büyük bir kısmı boşluktur diyor. Bu esnada merkezde küçük bir kısmın yani çekirdeğin artı yüklü bir çekirdeğin varlığını da ispat etmiş oluyor. Çünkü çok az miktarda alfa ışını geri yansıyor. Ve çekirdekli meyvelerde olduğu gibi merkez artı yüklü, etrafı da eksi yüklü olacak şekilde ve boş alan olacak şekilde biz bir atom modeliyle karşılaşıyoruz. Pozitif yüklü atom çekirdeği kavramını Rutherford atom teorisinde görüyoruz. Devamında birkaç yıl sonra arkadaşlar Bohr atom modelinin çalışmaları, Niels Bohr'un çalışmaları tıpkı güneşin etrafında dönen gezegenlerin olduğu gibi belirli enerji düzeyleri yani yörünge kavramlarıyla karşılaşmaya başlıyoruz ki 2, 8, 18, 32 gibi temel enerji düzeyi yörüngelerimizden bahsetmeye başlıyoruz. Bu yörüngeleri kabuk katman şeklinde vurgulayabiliyoruz. Yine Bohr atom modelinin anahtar kavramlarından birisi temel hal, uyarılmış hal, renk ışıma spektrum deneyleri, ışığın dalga hareketi, elektronların dalga hareketi gibi özelliklere doğru geçmeye başlıyoruz. Bakın ne oldu? İçi dolu küre artı eksi yüke döndü. Bu artılar çekirdeğe eksiler etrafına gitti. Burada ise eksilerimiz yörüngelere dizilmeye başladı ki çekirdekten uzaklaştıkça biz bu yörüngelerin enerjisinin arttığını öğrenmeye başladık. Sene 1926 oldu. Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg'in belirsizlik üzerine yaptıkları çalışmalar, matematiksel hesaplamalarda arkadaşlar, elektron toz bulutu şeklinde tarif ettiğimiz modern atom teorisi, kuantum atom modeliyle karşılaşmaya başladık ki buradaki hesaplamalarımız hep olasılıklar üzerine dayalı. Yani elektronun tam olarak yerine tespit edemeyiz. Sadece elektronların bulunabileceği 3 boyutlu hareket alanlarından bahsederiz dedi bu üçlü. SPDF orbitalleri gibi değişik alt orbitallerden bahsetmeye başladılar. Şimdi atom modellerimizi bu şekilde bir özetlemiş olalım. Bunlarla ilgili bir öğreten, bir geliştiren, bir de ÖSYM sorusunu kullanalım arkadaşlar. Atom modellerine ait aşağıdaki çıkarımlardan hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir? Aşağıda görmüş olduğunuz şekiller sırasıyla
Dalton'un atom modelini, Thomson'un atom modelini, Rutherford'u, Bohr'u ve modern ya da kuantum atom teorisini bize anlatmaktadır. Günümüzdeki atom teorisi budur, unutmayın. A şıkkına baktığımızda atomlar belli sayılarda birleşerek bileşikleri oluşturur. Örneğin yemek tuzunu oluşturmak istediğinizde bir sodyum, bir klor atomu bir araya gelerek sodyum klorürü oluşturur, yani NaCl'yi oluşturur şeklinde söyleyebiliriz. Bakın bu kimyasal hesaplamayı ilk olarak Dalton vurguluyor. Atom modelini de zaten bu kimyasal hesaplamalara göre söylüyor. Ve bu bilgi günümüzde de devam eden doğru bir bilgidir. Atomlar belli sayılarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Dalton modeliyle ilk defa karşımıza çıkan, günümüzde de geçerliliğini sürdüren bir çalışmadır. Ama soru bize günümüzde geçerliliğini kaybetmiş olanı soruyor. B şıkkına baktığımızda nötr atomlarda artı yük eksi yük sayısından bahsediyor ki biz ilk defa yük kavramıyla Thomson atom modelinde üzümlü kekte karşılaşıyoruz. Doğru, artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir diyoruz. Ve negatif yükler, yani eksi yüklü parçacıklar, pozitif yüklü, yani hamurun içinde, kekin içinde homojen, rastgele bir şekilde dağılmıştır diyor. Thomson'un söyledikleri tam olarak bu arkadaşlar. Ama günümüzdeki atom modeline baktığımızda eksiler her yere dağılmış gibi gözükse de artılar her yere dağılmıyor, yani merkezde bir çekirdekte toplanıyor. Bu bilgi Thomson için doğru, ancak günümüzdeki bilgilerle kıyaslandığında yanlış bir bilgidir. Sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz. Biz yine de diğer şıkları bir anlamaya çalışalım. Bir atomda pozitif yükün tamamı, yani artı yükün tamamı çekirdekte toplanmıştır diyor ki çekirdek kavramını biz ilk defa Rutherford'da görüyoruz. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Gönderdiğimiz alfa partikülleri bu boşluktan ince altın levhanın arkasına geçer şeklinde de Rutherford atom teorisinin bu bilgisini görüyoruz ve bu bilgi aslında günümüzdeki bilgiyle örtüşüyor. Yani merkezde artı yüklü bir çekirdek, etrafı boş bir alan ve eksi yüklü bir alan olarak Rutherford'un modern atom teorisine benzerlikleri var. Bu bilgiler günümüz için de doğrudur arkadaşlar. Denizli'de elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerji artar bilgisi ilk defa Bohr atom modelinde karşımıza çıkıyor ki yörünge, temel enerji düzeyi, katman, kabuk dediğimiz bu enerji seviyeleri çekirdekten uzaklaştıkça artıyor. Aslında bu olay modern atom teorisi için de doğrudur. Çekirdekten elektronlar uzaklaştıkça enerjileri, potansiyel enerjileri artar. Yani geçerliliğini günümüzde sürdürür, kaybetmemiştir. Elektronların konumu ve hızı aynı anda belirlenemez vurgusu, olasılık, belirsizlik ifadeleri zaten modern atom teorisine uygundur. Yani günümüzdeki atom modeline aittir. Burada yanlış olan Bursa seçeneğinde geçen Thomson'un günümüze ait olmayan vurgusudur. Yine atom modelleriyle ilgili John Dalton'un bir çalışmasını vurgulayacak şimdi bize. John Dalton atom modelini şekillendirirken kendisinden önce atom ve elementler hakkında yürütülen faaliyetleri dikkate almış, bütün parçaları en mantıklı şekilde bir araya getirmiştir. Bilim adamları unutmayın, kendinden önceki çalışmaları en mantıklı şekilde organize edip birleştiren insanlardır. John Dalton acaba Demokritos'un atom ve madde hakkındaki felsefi çıkarımlarını biliyor muydu? Evet arkadaşlar, Demokritos John Dalton'dan 2200 yıl önce yaşamıştı, ancak Demokritos bizim bilim dünyamıza atomos adı verilen bölünemeyen en küçük yapı taşı kavramını sokmuştu ki John Dalton'un 1803'te söylediği atomos kavramıyla birebir örtüşmektedir. Yani bölünemeyen en küçük yapı taşıdır. Demokritos bunu felsefeyle açıklamış, John Dalton bunu bilimle açıklamıştır diyoruz. Antoine Laurent, Lavoisier, Joseph Proust, John Dalton kimyanın babaları, 1800'lü yılların başında kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar yasalarını şekillendiren insanlardır ve bu insanlar kimyasal olaylarda atom kütlesinin korunduğunu kabul eden, birbirini destekleyen çalışmalar yapmıştır. 1800'lü yılların başında hepsi birbirinin bilgisinden faydalanmıştır diyoruz. Robert Boyle 1600'lü yıllarda ilk bilimsel element kavramını tarif eden, yani bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliğini gösteren en küçük yapı taşına elementtir dediğinde en küçük yapı taşı bölünemeyen yapı taşı anlamında John Dalton'la uyuşmaktadır. Ama Edirne seçeneğine baktığınızda Chadwick isminde birini göreceksiniz ki nötronun varlığından bahsediyor. Proton, nötron, elektron gibi atom altı parçacıklar Dalton'da yok. Dalton'da ne var? Tekrar söylüyoruz. İçi dolu, küresel, berk, bölünemeyen bir yapı taşı var. Proton, nötron, elektron yok. Zaten nötron 1932 yılında, yani çok geç keşfedilecek ki hemen hemen hiçbir atom modelinde yer almayacak, en son modern atom teorisine eklenen bir parçacıktır diyeceğiz arkadaşlar. ÖSYM'nin kullandığı bir soru örneğini ben de başka bir açıyla şimdi size göstermek istiyorum.
Alfa saçılması deneyi Rutherford'un deneyiydi. Alfa ışınları altın levhaya gönderiliyor. Büyük bir kısmı arka tarafa geçerken küçük bir kısmı geri yansıyordu. Rutherford'un atom modelini hatırlayalım. Merkezde bir çekirdek, çekirdeğin etrafında rastgele hareket eden eksi yüklü elektronlar ve atomun büyük bir bölümü boşluk demişti. Gönderdiğimiz ışınlar bu boşluktan karşı tarafa geçmeyi başarıyor. İşte şimdi size bunu soruyor. Rutherford'un yapmış olduğu bu deneyle ilgili olarak acaba 1. elektronlara çarpan tanecikler mi geri yansıdı? Geri yansıdı dediği zaman kastettiği şu gördüğünüz tek yansıma arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Gönderdiğimiz alfa partikülleri artı 2 yüklüdür ve artı yüklü çekirdekten geri yansımıştır. Zaten geri yansıma bu yüzden az oluyor. Eğer ki elektronlardan geri yansısaydı daha çok geri yansıma olurdu. Yani geri yansıma elektronlardan değil çekirdekten yansıdığı için bu bilgi yanlıştır diyoruz. Atomdaki artı yükün tamamı atom çekirdeği adı verilen çok küçük bir alanda toplanmıştır diyor. Evet doğrudur. Örneğin şöyle bir sayısal oranla ifade edebiliriz. Siz 10.000 tane alfa partikülünü gönderdiğinizde 9.997 tanesi karşı tarafa geçmeyi başarırken 3 tanesi geri yansıyor. Yani artı yüklü çekirdeğin alanı son derece küçük, eksi yüklü ve boş alanın miktarı ise daha fazladır diyoruz. İkinci öncülümüz doğru oluyor. Atomun büyük bölümü eksi yüklü ve boşluktur. Alfa partikülleri oradan geçmiştir. Soru size doğruyu sorduğu için de cevabımız Denizli seçeneğidir diyoruz. Birinci bölümü tamamladık. Şimdi ikinci bölüm atom altı parçacıklarının özelliklerini bir hatırlayalım. Elektron, proton, nötron bizim 3 temel atom altı parçacığımız. Yani soruda size temel atom parçacıkları falan diyorsa bu üçünü anlayacaksınız. Elektronların etrafta, proton ve nötronların ise çekirdekte olduğunu biliyoruz. Bunların keşif sırasını eğer bilmiyorsanız lütfen buraya dikkat edin. En hareketli olan elektronlarımız, kimyasal tepkimelere sebep olan elektronlarımız 1891 yılında tam olarak keşfedilmişti arkadaşlar. Ve aradan geçen zaman zarfında 1911 yılında protonun keşfini, en geç olarak da 1932 yılında nötronun keşfini görüyoruz. Elektronları bundan sonra E- sembolüyle, protonları P artı, nötronu N0 sembolüyle göstereceğiz. Elektronlar eksi bir yüklü, protonlar artı bir yüklü, nötronlar yüksüz parçacıklardır diyeceğiz. Elektronların yerinden bahsederken orbital, katman, kabuk, yörünge gibi kavramlar sorularda karşınıza çıkabilir. Proton ve nötrondan bahsederken de çekirdek vurgusunu kullanacağız. Çekirdek vurgusu Latince ifadesinden dolayı nükleus, nükleon yani çekirdekteki parçacıklar anlamında proton ve nötronu anlatmak için de kullanılabilecek. Bunların kütlesini incelediğimizde elektronların kütlesinin yok denecek kadar küçük olduğunu, proton ve nötronun kütlesinin ise birbirine yakın olacak şekilde birer AKB olduğunu varsayacağız. Elektronların en önemli özelliği nedir derseniz, elektronlar kimyasal reaksiyona sebep olur. Elektron alışverişi yani iyonik bağlı bileşiklerin oluşumu, elektron ortak kovalent bağ gibi kavramlar hep elektronlarla ilgili olacak. Unutmayın bir atomun bir elektronu bile değişse her şeyi değişir diyeceğiz. Öte taraftan protonun en önemli özelliği nedir derseniz atomun cinsini belirleyecek. Örneğin hidrojenin bir protonu vardır, helyumun iki protonu vardır, lityumun üç protonu vardır gibi her elementin farklı farklı protonun olduğunu söyleyeceğiz. Nötronla ilgili bilmeniz gereken en can alıcı bilgi ise arkadaşlar hidrojenin bire bir türü yani bir protonlu bir kütleli türü hariç bütün elementlerin nötronu vardır. Sadece bu türümüzün nötronu yok arkadaşlar. Elektron, proton, nötronun özellikleri bunlardı. Şimdi devamında sorularda en sık kullanacak olduğumuz bilgimize gelelim. Biz elementlerin sembollerle gösterildiğini biliyoruz. Örneğin bakırın sembolü Cu'dur diyoruz ve bir atomik sembolün soluna sağına üstüne altına biz değişik sayıları yazacağız. Eğer ki sağ üstüne artı 1, artı 2, artı 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi ifadeler yazıyorsak bunu iyon yükü şeklinde tarif edeceğiz. Sağ altına yazdığımız sayıları elektron sayısı, sol altına yazdığımız sayıları proton sayısı, atom numarası, çekirdek yükü ya da büyük Z harfiyle vurgulayacağız. Sol ortaya nötron sayısını, sol üstte ise kütle numarasını ya da nükleon sayısını yani çekirdekteki tanecikleri belirteceğiz. Örneğin
Bakın, bakırın iyon yükü artı 2'ymiş. Proton sayısı ise 29'muş. Kütle numarası ise A sembolüyle de gösterilir. 63'müş gibi vurgulayacağız. Elektron ve nötronun sayıları size verilmemiş. Bunları da biz şu şekilde hesap edeceğiz. İyon yüküyle elektron sayısını topladığımızda protonu bulacağız. Protonla nötronu topladığımızda ise kütle numarasını bulacağız. Yani 2 ile kaçı toplarsam 29 eder diye düşüneceğiz ki elektron sayısının 27 olduğunu keşfedeceğiz. Ya da 29 ile kaçı toplarsam 63 eder diye düşüneceğiz ki nötronun sayısının 34 olduğunu hesap edeceğiz. Umarım bu bilgiler de anlaşılmıştır. Şimdi karşınıza çıkabilecek soru örneklerini de bir göstermeye çalışalım. Şimdi güzel bir öğreten yorum sorumuz var. Atomun alt parçacıklarını düşünün. Nedir o alt parçacıklar? Proton, nötron, elektron. Temel olarak bunları istiyor TYT kimyası. Proton, nötron, elektronu düşündüğümüzde yukarıdaki sorulardan hangisinin doğru bir cevabı vardır diyor. Birinci öncüle bakalım. Atomdaki yüksüz ve kütlesiz parçacık demiş. Yüksüz olan bir parçacık var. Onun adı nötron. Kütlesiz kabul ettiğimiz başka bir parçacık var. Onun adı da elektron. Yani bu sorunun tek bir cevabı yok. Yüksüz ve kütlesiz iki özelliğe de sahip olan herhangi bir parçacık yok. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır diyoruz. Bakın soru size doğru bir cevabı olacak soruyu soruyor. İkinci öncüle baktık, orbitalleri düşünün diyor. Orbitallerde ne var derseniz eksi yüklü elektronlar var. Ama bize artı yüklü parçacıkları soruyor ki artı yüklü parçacıklarda protondu. Yani bu sorunun da tek bir cevabı yok. Bu sorunun da soruluşu son derece hatalı. Üçüncü öncülümüze baktığımızda atom çekirdeğini düşünün diyor. Proton ve nötron var. Bir AKB kütleyi düşünün diyor. Yine proton ve nötron var. Bakın hem şu bilgiye hem de şu bilgiye uyan proton ve nötron var. Üçüncü bir bilgi daha var. Yüksüz parçacık. Nötron. Yani atomun çekirdeğinde nötron var. Bir AKB kütlelidir nötron. Yüksüz parçacıktır nötron. Bu üç kelime grubunu da uyan bir parçacığımız var. Onun adı nötrondur. Bu yüzden doğru cevabı olan sorumuz yalnız 3'tür diyoruz arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin sormayı sevdiği türden bilgileri içeren bir soru örneği görüyorsunuz ki bunu da bir detaylandırmaya çalışalım. Bu arada burada katyon ve anyon şeklinde iki kelimenin varlığını görüyorsunuz. Katyon buradaki T harfinden aklınızda kalsın arkadaşlar. Artı yüklü İyon anlamına gelir. Anyon dediğimiz zaman A harfinin ortasındaki çizgiden aklınızda kalsın. Eksi yüklü iyon anlamına gelir. Ve biz ne demiştik? Sağına soluna sayılar yazabiliriz. Örneğin iyon yükü artı 1, protonu da 10. Dolayısıyla elektronu 9 olmalı. Çünkü artı aslında artı 1 demektir. 1, 9 daha 10 eder. Nötronunu bulmak istediğimizde de 10 olmalı. 10, 10 daha 20 eder şeklinde nötronunu da keşfedeceğiz. Flor eksiye baktığımız zaman eksi aslında eksi 1 demektir ve 10 eksi 1 daha 9 eder şeklinde toplamamızı böyle yapacağız. Nötronu bulurken de 20'den 9'u çıkaracak. Nötron sayısının 11 olduğunu anlayacağız. Yani 9, 11 daha 20 eder şeklinde bulacağız. Özellikle artı 1'in anlamı 1 elektron vermiş anlamına gelecek, sevaba girecek. İyon yükü artı 1 olacak. Eksi 1'in anlamı ise 1 elektron almış şeklinde düşünmenizi isteyecek arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. Soru bize yanlışı soruyor. Türü nedir diye sorulmuş. Artı yüklüler katyon, eksi yüklüler anyon adını verdiğimiz parçacıklardır diyoruz. A şıkkı doğru. Elektron diziliminden bahsediyor bize. Elektron dizilimine isterseniz burada bir kapı açalım şimdi Bohr atom modelini incelerken. Biz periyodik tabloda ilk 20 elementten TYT kimyasında sorumluyuz arkadaşlar. Birinci yörüngeye 2, ikinci yörüngeye 8, üçüncü yörüngeye 8 ve dördüncü yörüngeye de şimdilik 2 elektronu yerleştirecek şekilde, bakın tekrar söylüyorum, ilk 20 elementi TYT kimyasında inceliyoruz arkadaşlar. Ve elektronları dizerken burada görmüş olduğunuz sayıları kullanıyoruz ki 9 sayısını biz 2, 7 şeklinde dizeriz. Yani 8 değil. 10 sayısını dizerken de 2, 8 şeklinde dizeriz. Aslında bu bilgileri ters vermiş. Yani Bursa seçeneği yanlıştır diyoruz. Ceyhan seçeneğine baktığımızda nükleon sayısı şeklinde bir vurgu görüyoruz ki nükleon sayısı kütle numarasının başka bir söylenişiydi. Bunun da kütle numarası 20, bunun da kütle numarası 20 diyerek Ceyhan'ın doğru olduğunu görüyoruz. Nötron sayısını hesap ettik. Burada 10 çıktı, burada 11 çıktı. Bilgiler de ona uygun verilmiş, doğrudur diyoruz.
Şimdi vurgulamak istediğim önemli bir kavram var. Toplam atom altı tanecik sayısı diyor. Böyle bir kavramla sorularda karşılaştığınızda protonu, nötronu ve elektronun toplamlarını size soruyor arkadaşlar. Bakın protonu kaç? 10. Nötronu kaç? 10 etti 20. Elektronu kaç? 9 etti 29. Yandaki örneğimize bakalım. Protonu 9, nötronu 11 etti 20. Elektronu kaç dediğimizde 10 etti 30. Toplam atom altı tanecik sayısı dediği zaman proton, nötron, elektronu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi atomun yapısı ile ilgili güzel bir ÖSYM tarzı soru kullanalım. Örneğimize baktığımızda nükleon sayısı atom numarasının 2 katından bir fazla olan bir iyondan bahsediyor. X artı iyonundan bahsediyor. Hemen yazalım arkadaşlar. X artı iyonu diyelim. Nükleon sayısı neresiydi diye düşüneceksiniz. Nükleon sayısı unutmayacaksınız. Aynı zamanda kütle numarasıdır. Yani sol üste yazdığımız sayıdır. Atom numarası neresiydi diye düşüneceksiniz. Atom sayısı da proton sayısıdır. Yani sol alta yazdığımız sayıdır. Proton sayısına A diyecek olursak nükleon sayısı 2 katından bir fazla, yani 2A artı 1 şeklinde karşımıza çıkacak. Ve bu görmüş olduğunuz iyonun katman elektron dizilimi 2,8 şeklindeymiş. Yani toplam kaç elektronu varmış diyecek olursanız 2,8 daha 10 elektronu var şeklinde yorumlayacaksınız. Ben bunun iyon yükünün artı 1 olduğunu görüyorum. Elektronu da 10 olduğuna göre protonunu tespit edebilirim. 10'la 1'i topladım ve protonunun 11 olduğunu gördüm. Yani A değerini 11 olarak buldum. 2 katının bir fazlası dediği için nükleon sayısını, yani kütle numarasını 23 olarak tespit ediyorum. 23'ten 11'i çıkardığım zaman nötron sayısının da 12 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Unutmayın, nötron sayısı sol ortaya yazılıyordu. Sol alta yazdığımız ise proton sayısıydı diyoruz arkadaşlar. Soru A şıkkında çekirdek yükü şeklinde bir ifade kullanarak karşımıza çıkmış. Bakın, atom numarası, proton sayısı ve çekirdekte bulunan yüklü parçacık, yani bir diğer adıyla proton sayısı. İşte bu görmüş olduğunuz 3 kavram aynı şeyi anlatır. Sol altta yer alan 11 sayısını anlatır. Proton sayısıdır. Bu bilgi doğrudur diyoruz. Soru bize yanlışı soruyor. Bir elektron vermiştir diyor. Biraz önce ne demiştik? Bir elektron verdiğinde sevaba girer, artı bir olur. Ama bir elektron alsaydı borçlanır, eksi bir olur demiştik. Bunun iyon yükü artı bir. Bir elektron vermiştir gibi yorumlayacaksınız. Nötron sayısı sol ortadaki sayımızda 23'ten 11'i çıkararak 12 olduğunu zaten keşfettik. Nötr atomunun proton sayısı ile eşit protona sahiptir diyor. Bakın, bu bir iyon. Bir de bunun siz nötr atomunu düşünün, yani yüksüz halini düşünün. Onun da protonu 11 olacaktır arkadaşlar. Çünkü proton sayısı değişmez. Bir atomun elektronunun değişmesiyle iyon yükü değişir. Yani bir elektron verirse artı bir olur, elektron vermese yüksüz olur. Dolayısıyla yüksüz halinin elektronu 11'dir ve nötr atomuyla bu iyonun proton sayısı eşittir. Proton sayısı proton çekirdekte yer aldığı için asla değişmez. Nötr halinin elektron dizilimi 2,7 diyor. Bir kere nötr haline baktınız. 11 protonu, 11 elektronu var. Ve biz 11 elektronu yörüngelere nasıl dizeriz diyecek olursanız 2, 8 ve 1 olacak şekilde dizeriz. Yani 2, 7 değil. Zaten 2, 7 dizilimi 9 elektronlu bir tür için geçerlidir. Yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. bölüme geldik. Atom yapısı konusunda 3. bölümümüz bize izotür adını verdiğimiz kavramları anlatacak. Hocam, izotür ne demek? İzo ne demek diyecek olursanız, biz izo kelimesini aynı veya eş anlamında kullanacağız. Ve 4 çeşit izotürden bahsedeceğiz. İzotop dediğimizde protonu aynı. Bakın, P harfi sizin için ipucu. İzoton dediğimizde nötron sayısı aynı. İzoelektronik dediğimizde elektron dizilimi ve elektron sayısı aynı. İzobar dediğimiz zamansa kütle numarası aynı olan türleri kastedeceğiz. Yalnız bir şey aynıysa başka bir şeyin farklı olması gerekecek. Örneğin izotop atomlar için bakalım. Protonu aynı ama nötronu farklı olacak. Klor 17 proton, klor 17 proton. Bakın, protonları aynı.
soldakinin nötronuna bakacak olursanız 35'ten 17'yi çıkarmanız gerekecek ki nötronunu 18 bulacaksınız. Sağdakinin nötronunu bulmak istediğinizde 37'den 17'yi çıkaracaksınız. Nötronu 20 diyeceksiniz. Yani protonları aynı, nötronları farklı. İşte bu gibi atomları biz izotop atomlar olarak tarif edeceğiz. İzotonu incelerken de nötron aynı olacak. Yani 23'ten 11'i çıkardınız 12, 24'ten 12'yi çıkardınız 12. Nötron aynı ama bu sefer protonları farklı. Unutmayın, proton değişirse elementin cinsi değişir demiştik. Yani proton sayısı aynıysa aynı elemente ait atomlar, ama proton sayısı farklıysa, bakın burası da farklı, burası da farklı, burası da farklı, farklı elemente ait türleri inceliyoruz demektir. Sodyum iyonu, neonu ve flor iyonunu incelediğimizde sodyumun artı bir halinin 10 elektronu vardır. Çünkü artı bir 10 daha 11 edecektir. Neon yüksüz verilmiş, yani 0. Protonu elektronla eşit 10'a 10. Flor eksi 1 verilmiş, elektronu 10 olacak şekilde. Bakın bunların da protonu farklı ama elektron dizilimleri 2 8 şeklinde elektron sayıları aynı. İşte bu üç türümüzün adı da izoelektronik türlerdir diyoruz. Birisi yüksüzse diğeri muhakkak artı veya eksi yüklü olmak zorunda arkadaşlar. Farklı elementler olacağı için. Son olarak izobar türümüzü incelediğimizde kütle numarası aynı, 40'a 40 olduğunu görüyorsunuz. Yine proton sayısı farklı olacak, 19'a 20 şeklinde yorumlayacaksınız. Bakın 4 izo türümüz var. Özellikleri bunlar. Ekstradan şimdi bir özellik daha katalım bunlara. İki tür verildiğinde, örneğin şu iki tür, bu iki tür, bu iki tür verildiğinde, bunların kimyasal ve fiziksel özellikleri sorulduğu zaman, özellikle kimyasal özelliği sorulduğu zaman şunu bilmeniz gerekiyor. İki türün kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için protonları kendi arasında eşit olmalı. Yani P1, P2'ye eşit olmalı ve ikinci bir koşulumuz daha var. Bu da olmazsa olmaz. V bağlacıyla bağlıyorum. Elektron sayısı birincinin elektronu İkincinin elektronuna eşit olmalı. Eğer böyle bir eşitlik varsa iki türümüzün arasında kimyasal özellikleri aynıdır diyeceğiz. Mesela klora bakıyorum, yüksüz. 17 protonu 17 elektronu var. Klora bakıyorum, 17 protonu var, 17 elektronu var. Protonlar 17'şer, elektronlar 17'şer. İşte bu gördüğünüz iki türün kimyasal özellikleri aynı diyoruz. Ama soldakinin kütlesi 35, sağdakinin kütlesi 37. Kütle fiziksel bir özelliktir. Fiziksel özellikleri kesinlikle farklıdır diyoruz. Sodyuma baktık, protonları farklı magnezyumdan. Proton farklıysa kimyasal özellik farklı olur. İki farklı elementten bahsedersiniz. Dolayısıyla her şeyleri farklıdır. Fiziksel özellikleri de farklıdır. Yine bu türlerimizin protonu farklı. Bu türlerimizin protonu farklı. Yani bunların hepsinin hem kimyasal özellikleri hem de fiziksel özellikleri birbirinden farklı farklıdır diyerek yorumlarız arkadaşlar. Ne oldu? İki türün kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için protonları, elektronları birbiri arasında eşit olacak şekilde sadece izotop atomlarında mümkün bir olaydan bahsetmeye başladık arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ÖSYM'nin kullanmış olduğu güzel bir soru örneğiyle devam edelim. Bir grafik sorusu örneği görüyorsunuz. A, B, C, D iyon ve atomlarını karşımıza çıkarmışlar. A'nın eksi yüklü olduğunu, B'nin yüksüz olduğunu, C'nin yüksüz olduğunu, D'nin de eksi 2 yüklü olduğunu gördünüz. Verilen sayıları yerine bir yerleştirelim. A'nın proton sayısının 9, nötron sayısının 8, dolayısıyla kütle numarasının 17, iyon yükü eksi 1 olduğu için elektronunun da 10 olduğunu hesap edeceksiniz arkadaşlar. B'ye baktığımızda protonu 9, nötronu 9, yüksüz bir tür olarak verildiği için, yani 0 olduğu için elektronu da 9, kütlesi de 9 ve 9'un toplamından dolayı 18 eder diyeceksiniz. C'yi incelediğinizde proton 8, nötron 8, kütlesi 8 artı 8 16, yüksüz verildiği için elektronu 8. D iyonu incelediğiniz zaman protonu 8, nötronu 9, kütle numarası 17, eksi 2 yüklü halde olduğu için elektronu 10 olmalı. 10 eksi 2 daha 8 eder şeklinde sayısal değerlerini bulacaksınız. Şimdi bakalım soru bizden ne istiyor? A eksi ile B birbirinin izotopudur diyor. A'ya bakıyorum, B'ye bakıyorum bu türlere. Protonları eşit, nötronları farklı. Bakın izotopun tanımı buydu. Protonları aynı, nötronları farklı. Doğru, izotoptur diyoruz.
A eksi taneci ile D eksi 2 taneciğini inceleyin. İzobarıdır demiş. Yani kütle numaraları aynı. Protonları farklı. Evet, 17 kütle, 9 ve 8 proton. İstediğim kurala, izobar tanımına uyuyor. Bu bilgi de doğru diyorum. Ceyhan'a bakacağım. Yalnız Ceyhan'da bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. A eksi diye vermemiş, A diye vermiş. D eksi 2 diye vermemiş, D diye vermiş. Yani şunu demek istiyorum. Protonu 9 ise yüksüz halde verilince elektronu da 9 olur. Ya da D'nin protonu 8'di biliyorsunuz. Yüksüz halde verilince elektronu da 8 olur. Bunlar birbirinin izoelektroniğidir demiş. Oysa bu türler izoelektronik olamaz. Çünkü elektron sayıları aynı değil arkadaşlar. Ceyhan seçeneği yanlıştır diyoruz. Soru da zaten bize yanlışı soruyordu. C ile D eksi 2 tanecikleri birbirinin izotopudur. Protonlar aynı, nötronları farklı. Doğru. B ile D eksi 2 birbirinin izotonudur. Yani nötronlar aynı, protonları farklı. Doğru diyerek yorumluyoruz. Bakın ÖSYM daha önce böyle bir soru kullanmış. Yine ÖSYM'nin kullandığı başka bir soru örneği. Kimyasal özellikleri aynı mıdır, farklı mıdır sorusu. Ne yapıyorsunuz? Protonlara bakıyorsunuz. 7'ye 7. Bu yüksüz halde verildiği için elektronu 7'dir. Ama bu eksi 3 yüklü halde verildiği için elektronu 10'dur. Çünkü 10 eksi 3 daha 7 edecektir şeklinde sağ iki tarafı topladığınızda sol altı buluyordunuz. Kimyasal özelliği farklı olacaktır. Çünkü protonlar eşit ama elektronlar farklı. Bu gördüğünüz türün kimyasal özellikleri farklıdır diyorsunuz. Magnezyum ve sodyuma baktınız. Birinin protonu 12, birinin protonu 11. Protonlar farklı olduğu için kimyasal özellik yine farklıdır diyorsunuz. Ama bu türümüze baktığımızda soldakinin protonu 1, yüksüz halde elektronu 1. Yine sağdakinin protonu 1, yüksüz halde elektronu 1. Protonlar kendi arasında eşit, elektronlar kendi arasında eşit. Kimyasal özellikleri aynıdır. Soru bize farklı olanı sorduğu için cevap C seçeneği diyoruz arkadaşlar. ÖSYM tarzı olarak yine bir yorum sorusunu burada size göstermek istiyorum. Birbirinin izotopu oldukları bilinen X ve Y taneciklerinden bahsetmiş. İzotop ne demekti diye düşünüyoruz. Protonları aynı. Sallayalım bir sayı. Örneğin bunun da protonu 10, bunun da protonu 10 olsun. Ama nötronlarının farklı olması gerekiyordu. Bunun nötronu 10, bunun nötronu 11 olsun. Dolayısıyla kütle numarası 20, kütle numarası 21 gibi sayılar elde edebiliriz mesela. Yani izotop türlerinin kütle numaralarının eşit olma ihtimali yoktur. Çünkü nötron sayısı değişmiştir. Birbirinin izoelektroniği olamazlar. Çünkü izoelektronik olması için proton sayılarının farklı olması gerekiyordu. Ama bunların proton sayıları aynı. Birbirinin izotonu olabilirler diyor arkadaşlar. Birbirlerinin izotonu olabilmesi için nötron sayılarının aynı, protonlarının farklı olması gerekiyor. Ama baktığımız zaman nötron sayıları bunların birbirinden farklı. Yani izoton olamazlar. Kimyasal özellikleri aynı olabilir demiş. Kimyasal özelliklerin aynı olabilmesi için kuralımız neydi? Protonlar kendi arasında eşit olmalı. Elektronlar kendi arasında eşit olmalıydı. Bakıyorum protonlar kendi arasında eşit. Örneğin bu türlerimiz yüksüzse, elektronları da 10'a 10'sa, yani kendi aralarında da elektronlar eşitse, dolayısıyla izotonu, özür dilerim, kimyasal özellikleri aynı olabilir diyoruz. Fiziksel özellikleri aynı olabilir denmiş, ancak bakın birinin kütle numarası 20, öbürünün kütle numarası 21. Yani kütleleri farklı olunca fiziksel özellikleri de farklı olur. Öz kütlesi, erime kaynama noktası gibi fiziksel özellikler değişir diyoruz arkadaşlar. Dördüncü bölümümüze, yani periyodik sistemle ilgili bölümümüze geldik. Hızlı bir şekilde özet geçmeye çalışalım. Dmitri Ivanoviç Mendeleyev, Henri Moseley. TYT kimyası için karşınıza çıkma ihtimali en yüksek olan bilim insanları bunlar. Sene 1869, Rus bir bilim insanından bahsediyoruz. O zamana kadar yapılan çalışmaların tamamı kütle numaralarına göre, yani atomların kütlelerine göre yapılan hesaplamalar. Zaman içerisinde bu bilgiler değişecek. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre elementleri diziyor, gruplar, aileler oluşturuyor, 63 elementi biliyor, bilmediği 13 elementinin de fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin ediyor. Onu sıra dışı yapan zaten bilinmeyen elementli özelliklerini keşfetmeye başlaması. Henri Moseley sene 1914'e geldiğinde proton sayısı keşfedilmiş durumda. X ışınları deneyleriyle
elementlerin proton sayılarına göre bir dizilimden bahsediyor ki 1961 yılında Glenn Seaborg isminde başka bir bilim insanı arkadaşlar Henry Moseley'in proton sayısı artışına göre periyodik sistem uygulamasını modern periyodik sistem haliyle yani bu en güncel formatına döndürecek. Hidrojenin protonu 1, helyumun protonu 2, lityumun protonu 3 diyerek her bir kutumuz artan proton sayısına göre Henry Moseley'in çalışmalarıyla şekillenecek. Ayrıyeten ek bir bilgi Henry Moseley Çanakkale Savaşı'na gelip Gelibolu'da ölen İngiliz bir komutandır diyoruz. Modern periyodik sistem elementlerin artan proton sayılarına göre Henry Moseley'in çalışmalarıyla oluşturuldu. Bu bir. 7 tane yatay sıramız var ki biz bunlara periyot adını veriyoruz. Şurada gördüğünüz lantanitler ve aktinitler ise sırasıyla 6. periyot ve 7. periyottan çıkarılan 14'er tane element arkadaşlar. 18 tane düşey sütunumuz yani grubumuz var. Bu gruplardan 1. ve 2. gruplarımız A grupları, 13 ve 18 arası yine A grupları, 3 ve 12 arası ise B grupları şeklinde karşımıza çıkacak. İlk 20 elementin hepsi A grubu yani şu görmüş olduğunuz kapıya kadar ilk 20 elementin hepsi A grubu ve TYT kimyasında siz buraya kadar sorumlusunuz. Birinci periyotta 2 elementimiz, ikinci periyotta 8, üçüncü periyotta 8, 4'te ve 5'te 18, 18, 6. ve 7. periyotta ise 18 bu iki satırda, 14'erde bu iki satırda olacak şekilde toplam 32 elementten bahsediyoruz. A gruplarının sorularda, test sorularında karşınıza çıkma ihtimali olan başka bir ismi ise baş grup elementidir şeklinde söylüyoruz. Periyodik tabloda elementlerin yerini belirlerken 1 proton sayısını kullanabiliyoruz yani kutu numarasını kullanıyoruz. Örneğin 32. element dediğinizde kutuları sayıyor. 32. elementi gelip burada görüyorsunuz kutu numarasına göre. Veya nötr haldeki elektron dizilimine bakacağız ki örneğin fosfor 15 üzerinden ne demek istediğimizi söyleyelim. Fosfor 15'in elektron dizilimine göre 1. enerji düzeyinde 2, 2. enerji düzeyinde 8 elektronu dizdiğimizde kalan 5 elektronu da 3. enerji düzeyine yerleştiriyoruz. Ve katman sayısı yani burada görmüş olduğunuz yörünge sayıları periyot numarasını verir. 3 katman olduğu için fosfor elementimiz 3. periyottadır diyoruz. Son yörüngedeki elektrona bakıyoruz. Son yörüngedeki elektronlar da bize grup numarasını verecek. 5. grupta ve unutmayın ilk 20 elementin hepsi A grubu olduğu için 5A grubu diye söyleyeceksiniz. Özellikle burada sondaki elektron sayısına bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerlik elektron sayısı adını verdiğimiz kimyasal tepkimeye girme ihtimali en yüksek olan elektronları belirtmiş oluyoruz. Aynı grupta yani yukarıdan aşağıya aynı türden elementleri incelediğimizde mesela burada mor renkli gördükleriniz metaller, mavi renkliler yarı metaller, sarılar ametal ve kırmızılar da soygaz. Mesela 8A grubu yani soygazlara baktığımızda arkadaşlar bunlar aynı türden elementlerdir ve kimyasal özellikleri benzerdir diyoruz. Ama mesela 15. gruba baktığınızda 2 tane sarı, 2 tane mavi, 2 tane mor renk görüyorsunuz ki sarıların kimyasal özellikleri birbirine benzer. Maviler kendi arasında birbirine benziyor. Morlar da yine kendi arasında birbirine benziyor diyoruz. İşte bu birbirine benzer özelliklere sahip olan elementlerin gruplarının da bazı özel isimleri var. Örneğin 1. grupta şu sarıyı saymazsak yani hidrojeni saymazsak geriye kalan element elementlerimizin tamamının ortak adı alkali metal grubu. 2. gruba yani 2A grubuna baktığımız zaman toprak alkali metali, 13. gruba yani 3A grubuna baktığımızda ise toprak metalleri, üstteki mavi boyalı bor elementi hariç yani burada bor elementi var arkadaşlar B sembolüyle gösterdiğimiz o element hariç diğerlerini toprak metalleri olarak söylüyoruz. 17. grup yine en önemli grubumuz 7A grubumuz halojenler, 18. grubumuz da soy gazlar, asal gazlar diyerek belirtiyoruz. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza bir bakalım. 3. periyodun toprak metalini düşünün diyor. Bir kere 3. periyot dediğiniz için 3 tane yörüngeyi koyacaksınız. İlk 2 yörüngeyi doldurduktan sonra 3. gruba 3. periyoda geçeceğiz. Yani 3. yörüngeye toprak metali demiş. Şimdi 1A alkali, 2A toprak alkali,
3A toprak metalidir. Yani toprak metali dediği grup 3A grubudur. Son yörüngede 3 elektron var demektir. Ve sizin bu elementiniz örneğin X elementi ise 2,8,13 nötralde 13 protonu 13 elektronu olan bir elementtir diyorsunuz. İkinci periyodun halojeni demiş. Yani 7A grubundan bahsediyor. İkinci periyot dediği için 2 yörünge çiziyorsunuz. Birinci yörüngeyi 2 ile dolduruyorsunuz. 7A grubu içinde son yörüngede 7 elektron olmalı. Dolayısıyla Y elementinin protonu ve elektronu 9'dur diyerek belirtiyorsunuz. Soru size bu iki elementin arasındaki proton farkını sorduğu için de 13'ten 9'u çıkararak cevabınızı 4 olarak buluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi güzel ÖSYM tarzı bir geliştiren sorumuz olacak. Bazı elementler verilmiş. Bu elementlerin ametal elementleri olduğunu görüyorsunuz ki karbon, azot, flor, fosfor ve kükürt elementleri burada yer alıyor. Elektron dizilimlerini katman elektron dizilimi şeklinde kontrol ediyorum. 6 için 2, 4, 7 için 2, 5, 9 için 2, 7, fosfor için 2, 8, 5'i, 15'i, kükürt 16'da da 2, 8, 6'nın doğru bir dizilimi olduğunu görüyorum. Dizilimlerde bir sorun yok. Bu soruyu özellikle şunun için kullanmak istediğim, son 5 yılda çıkan sorularda katman elektron dizilimi vurgusu tekrarlı bir şekilde kullanılmış arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim bir kavrama. Oktet yani son yörüngeyi 8'e tamamlamak demektir. Oktete benzemek, kararlı olmak, soy gaza benzemek, 8A'ya benzemek anlamına gelir. Ve ametal atomlarımız elektron alarak son yörüngelerini soy gaza benzetmek isterler. Örneğin son yörüngede 4 elektronumuz var. 4 elektron alır 8'e tamamlar. Yani 4, 4 daha 8'dir. Son yörüngede 5'i olan 3 elektron alır 8'e tamamlar. Son yörüngede 7 elektronu olan 1 elektron alır 8'e tamamlar. Son yörüngede 5 elektrona olanın 5 almaması, onun yerine 3 elektron alması gerekirdi. Yani burası oktete tamamlamaz diye söylüyoruz. 6 elektronu olan 2 elektronu alarak yine oktete tamamlar diyerek 8'e tamamlar, soy gaza benzer şeklinde, 8A'ya benzer şeklinde yorumluyoruz arkadaşlar. Başka yine güzel bir ÖSYM tarzı sorumuz var. Bir periyodik tablo verilmiş ki test sorularında sıklıkla buna benzer örnekleri göreceksiniz. 1A grubunda sodyumu, 2A grubunda kalsiyumu, 4A'da silisyumu gördünüz. Özellikle burada 4A'daki silisyum için bir vurguda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bizim ametallerimiz 3A ile 4A arasına bir çizgi çektiğinizde başlar ve sonrasında bir merdiven oluşturarak ametallerin bölgesini belirleriz. Kimyasal olaylarda en çok bilinmesi gereken elementler ametallerdir. 4A'dan itibaren bu gördüğünüz elementler ametaller. Bunların dışında bir de 1A'da yer alan hidrojenimiz ametallerdir. Ve silisyum gibi ametallerin hemen bir altında yer alan elementlerimizin özelliği ise yarı metaller adını verdiğimiz element grupları. 8A grubunu soy gazlı olarak zaten biliyorsunuz. Geri kalan metaller ise çok fazla sayıda bulunmaktadır. Bakalım ne diyor? Yukarıda periyodik çizelgede yerleri verilen elementleri inceleyin. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Na elementini yani sodyum elementini inceleyin demiş. Bakıyorsunuz 3. yatay sırada yani 3. periyotta son yörüngesinde de 1 elektron olmalı ki 1A grubunda yer alıyor. Yani sodyumun elektron dizilimi 2,8,1 olursa 3. periyot 1A'da olur. Ve bu elementimiz bileşiklerinde nasıl davranır dediğimizde 1 elektron alarak demiş. Ancak metaller elektron almaz arkadaşlar. Metaller elektron verir diyerek söylüyoruz. Bu da son yörüngesindeki bir elektronu vererek kararlı olan 8'e tamamlama, oktete benzeme, neon soy gazına benzemeye çalışacaktır. Artı bir yüklü olur kısmı doğru, ancak bir elektron alarak bunu değil, bir elektron vererek başarırlar diyoruz. Kalsiyum elementini sormuş. Kalsiyum elementi 2A grubunda. Soruda bize toprak metal demiş. Oysa toprak metal 3A demektir. Kalsiyum 2A grubundadır. 2A grubunun karşılığı toprak alkali metal şeklinde söylenir arkadaşlar. Bu bilgi de yanlıştır diyoruz. Silisyum elementinin 4A grubunda bulunan bir metal olduğunu söylemiş, ancak bir metal değil bir yarı metaldir silisyum elementi diyoruz. Bu bilgimiz de yanlış oluyor. Oksijen elementi kararlı bileşiklerinde 2 elektron alarak oktetini tamamlar demiş. 6A grubunda yer alan ametalimiz
2 elektron alarak soy gaza yani 8A'ya benzer diyoruz. Denizli seçeneği doğru oluyor. Klor elementinin katman elektron dizilimi 2-8-5 değil 7A grubunda yer aldığı için son yörüngede 7 elektron olmalı yani 2-8-7 şeklindedir diyerek söylüyoruz. Bu sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Periyodik tabloda elementlerin özellikleri sözel ve yoğun bilgiler olarak yine bilinmesi beklenen özelliklerdir. Mor boyalı alanı görüyorsunuz. Metalleri kastediyoruz. Mavi boyalı alan yarı metalleri, sarı o boyalı alan ametalleri, kırmızı boyalı alan da soy gazları bize anlatacak. Şimdi bunların özelliklerine sırasıyla bir bakalım arkadaşlar. Metaller dediğimizde metallerin yüzeyleri parlaktır, işlenebilir, ısı ve elektriği iletir, cıva hariç oda koşullarında katıdırlar yani mor boyalı alanda gördüğünüz elementler. Sembolleri tek atomludur. Yani ne demek istiyorum? Örneğin altından bahsediyorsanız, AU şeklinde, demirden bahsediyorsanız FE şeklinde gösterirsiniz. Bileşik yaparken sadece iyonik bağlı bileşikler yapar. Son yörüngelerinde genelde 1-2-3 elektron bulunur diyoruz ki 1A grubu 1, 2A grubu 2 elektron barındırırken 3A grubu da 3 elektron barındırır diyoruz. Kararlı bileşiklerinde elektron vererek kararlı hale geçerler. Yani 1A grubundaki 1 elektronu verince artı 1 yüklenir. 2A grubundaki artı 2 yüklenir. 3A grubundaki ise artı 3 yüklenir şeklinde söylüyoruz. B gruplarıyla TYT kimyasında çok işiniz olmayacak arkadaşlar. Öte taraftan ametaller önemine binaen şurada yerini bir göstereyim. Sonra özelliklerini bir anlamaya çalışalım. Yüzeyleri genelde şeffaf veya mat, kırılgan, çabuk kırılabilen örneğin kalem ucunuz, grafit bir ametaldir, kırılgan bir maddedir. İşte bu kalem ucu dışındakiler elektriği, ısıyı iletmez. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabiliyorlar. Tek atomlu örneğin grafit için karbon gösterimimiz veya çok atomlu örneğin oksijen gazı için O2 gibi bir gösterimimiz mevcut. Ve metaller İyonik bağ yaparken ametaller metallerle iyonik, kendi arasında ise kovalent bağlı bileşik yapar diyoruz. Son yörüngelerinde genelde 5-6-7 elektron bulunur. İyonik bağda metallerden elektron alıp eksi yüklü, kovalent bağda ise ametaller kendi arasında hem artı hem eksi yük kazanır diyoruz arkadaşlar. 8A grubu soy gazlar, şeffaf yani gaz oldukları için arkasını gösterebilen maddelerden bahsediyoruz ki işlenebilme yetenekleri yok, ısı elektrik iletimi yok, oda koşulları adı üstünde hepsi gaz. Tek atomlu örneğin helyum gazı, neon gazı gibi gösterimleri mevcut. Bileşikleri yok. Kararlı haldedirler. Bileşik yapmazlar. Son yörüngeleri tam dolu. Yani helyum için 2, neon için 2-8, argon için 2-8-8 gibi son yörüngeleri tam dolu dublet ve oktet şeklinde belirtiyoruz. Bileşik yapmazlar, elektron alıp vermezler. Soy gazların en önemli özelliğidir. Geldik yarı metallere. Yarı metaller için periyodik tabloyu bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın mavi boyalı alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Metallerle ametallerin arasında kalan bir bölgeden bahsediyoruz. İşte bunların özellikleri hem metallere hem ametallere benziyor. Özellikle fiziksel özellikleri yani parlaklık, işlenebilme, iletkenlik gibi özellikleri metallere benzerken kimyasal özellikleri ise yani kovalent bağ yapma, elektron ortaklaşma, elektron alma gibi özellikleri ametallere benzer diye söylüyoruz. Arada kalmış element grupları. Yarı metallerden şu ikisini bilmeniz beklenir. Bor ve silisyum. Borun atom numarası 5, silisyumun atom numarası 14 olacak şekilde bu iki elementimizin yarı metal olduğunu bilmeniz beklenir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Bir öğreten sorumuz var şimdi. Alüminyum 13, silisyum 14, fosfor 15. Bakın biraz önce silisyumu vurgulamıştım. Silisyum ya da sırasıyla önce bir alüminyum 13'ü yapalım. Elektron dizilimi 2-8-3'e uygun. Silisyum için 14'ü dizdiğimizde 2-8-4. Fosfor için 15'i dizdiğimizde 2-8-5 gibi dizilimleri göreceksiniz. Alüminyum günlük yaşamdan da bilebilecek olduğunuz bir madde. Özelliği metal oluşu. Fosfor son yörüngede bakın 5-6-7 elektron var. Bir ametali anlatırken silisyum ve bor elementleri ÖSYM tarafından bilmeniz istenilen soru örnekleri olacak. Yarı metal adını verdiğimiz element grubundandır. Alüminyum periyodik sistemde 3A grubundadır. Çünkü son yörüngesinde 3 elektron vardır. Birinci öncülümüz doğrudur. Silisyum elementi bir yarı metaldir. 14, 4A grubunda yer alır.
P elementi yani bir ametal olan fosfor elementimiz kararlı bileşiklerinde 3 elektron alarak oktete 8'e benzemeye çalışır. Soy gaz elektron düzeni olan 2-8-8 tam dolu hale geçmeye çalışır. Soru doğruyu sorduğu için cevabı hepsidir diyoruz arkadaşlar. Yine elementlerin özellikleriyle ilgili güzel bir sorumuz var. X tel ve levha haline gelebiliyormuş. E o zaman tahmin etmek çok zor değil. Çünkü bizim tel ve levhalarımız metal karakterli elementlerimiz diyoruz arkadaşlar. Reklam tabelalarında kullanılan renkli bir gazdan bahsediyor ki konu özetinde bunu vurgulamamıştık. Soy gazlarımız reklam tabelalarında, gece kulüplerinin aydınlatmalarında, arabaların farlarında veya gece lambalarında kullanılan elektrik akımına maruz kaldığında plazmatik renkler veren gazlardır arkadaşlar. Yani neon farlar, xenon farlar gibi soy gaz farlarını duyarsınız. Kaynama sıcaklığı alüminyuma benzeyen, kararlı bileşik yaparken fosfor 15'e benzeyen bir maddeden bahsediyor. Alüminyum metal, fosfor ametal, yani fiziksel özelliği metale, kimyasal özelliği ametale benziyor. O zaman bu maddenin karakteri yarı metaldir diye söylüyoruz. Doğadaki element hali iki atomlu moleküller. Örneğin H2, N2, O2 gibi ametal yapılarından bize bahsediyor. İki atomlu moleküler olan elementlerimiz ametaldir diyoruz. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneği çıkacaktır dedik arkadaşlar. ÖSYM'nin kullandığı veya kullanabileceği bir soru örneğini de şimdi vurgulayalım. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu iki element için ortaktır demiş. Hemen X8'i bir inceliyorum. Elektron dizilimi 2-6. Y13'ü inceliyorum. 2-8-3. Son yörüngede 5-6-7 elektron olanlar ametal demiştik. Kararlı olmak için genelde elektron alır. Bu da 2 elektron alabilecek bir maddedir. Y elementi ise son yörüngesinde 1-2-3 elektron olan türlere uygun. Yani metal türümüze uygundur ki aslında burada bahsi geçen elementler oksijen ve alüminyum elementleridir. Her ikisi de metal değil, her ikisi de ametal değil. Kararlı bileşiklerinde bu gördüğünüz 2 elektron alarak soy gaza benzeyen bir ametal, bu gördüğünüz ise 3 elektron vererek soy gaza benzeyen bir metal türüdür. Yani her ikisi de elektron vermez. Kararlı iyonlarının elektron dizilimi aynı soy gaza benzer demiş. Bu gördüğünüz 2 elektron alınca 2-8'e, bu gördüğünüz 3 elektron verince 2-8'e benzer. Yani denizli seçeneği doğrudur diyoruz. Periyot numaraları aynıdır demiş, ancak bu 2 yörüngeli yani 2. periyotta, bu ise 3 yörüngeli yani 3. periyotta yer alan elementlerimizdir. Periyot numaraları da aynı değildir diyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir soru olmuştur. Şimdi bugünkü videomuzun son bölümüne, periyodik özellikler kısmına geliyoruz. Periyodik özelliklerde 6 tane özelliğimiz var. Bunlardan en önemlisi şu gördüğünüz 2 özellik. Periyodik tabloda metallerimiz sola ve aşağı doğru artarken ametallerimiz sağa ve yukarı doğru artmaktadır. Ve işte bu karakter metallerin karakteriyle, metallerin aktifliğiyle birleştirilerek şu şekilde de söylenir. Elektron verme isteği. Metaller elektronu verir demiştik. 1A grubundakiler artı 1, 2A'dakiler artı 2, 3A'daki metallerimizle bileşik yaparken artı 3 iyon yüküne sahip olur. Yani pozitif yük alırlar diye söylüyoruz. Hangi element daha sol ve daha aşağıdaysa onun metalik karakteri, elektron verme isteği baskındır diyoruz. Radyoaktif olmasına rağmen fransiyum elementin en aktif ya da bir üstündeki sezyum daha kararlı olduğu için sezyum elementi en aktif metalimizdir diyebiliyoruz. Ametalik özelliği incelediğimizde metalik özelliğin tam tersi, yani sağa ve yukarı doğru, tabi 8A'yı düşünmüyoruz burada, floro doğru olacak şekilde ametallerimizi düşünüyoruz, elektron alma isteğidir. Örneğin 7A'dakiler elektron, bir elektron alarak soy gaza benzer. Bu yüzden 7A'daki elementlerimiz genelde -1 iyon yüküne sahipken, 6A'dakiler -2, yani 2 elektron alıp 8A'ya benzeyecek. 5A grubundakiler ise 3 elektron alıp 8A'ya benzeyecek şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Yani ametallerimiz bileşik oluştururken negatif yük alırlar diyoruz. Ametalik özelliği vurgularken şu görmüş olduğunuz iki ifadeyle de karşılaşma ihtimaliniz var. Çünkü ametallerde baskın olan özelliklerden bahsediyoruz. Bunlardan birisi elektron ilgisi kavramı. Bir ametali mutlu etmek istiyorsanız ona elektronu verirsiniz. Bakın ben de burada X ametaline bir elektronu veriyorum. Ve mutlu olduğunu nereden anlıyorum? O da bana karşılığında bir enerji veriyor. Ve ben de bu enerjinin büyüklüğüne bakıyorum. Yani nötr bir ametal atomu ya da herhangi bir atoma gaz halindeyken bir elektron
verdiğimde, o da aldığında dışarı ne kadar çok enerji veriyorsa elektron ilgisi o kadar çoktur diyorum arkadaşlar. Bunlar hep deneysel incelemelerdir. Hangi atomun dışarı çok enerji verdiğini teker teker bilim insanları inceliyor. Özellikle ametallerin çok enerji verdiğini görüyor. Ametallerin içinde de en yüksek enerjiyi verenin klor elementi olduğunu tespit ediyorlar. Normalde biz florun, yani bir üsttekinin olmasını bekliyorduk, ancak klor elementinin elektron ilgisi en yüksektir. İstisnai bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan elektron ilgisiyle öğrencilerimizin genelde karıştırdığı elektronegatiflik adını verdiğimiz bir kavramımız var şimdi. İki element birbirine bağ yaparak birleşiyor olsun arkadaşlar. Bu bağda yer alan elektronlar vardır ve bu bağdaki elektronları her iki element de kendisine doğru çekmek ister. Örneğin X çeker, Y de kendisine doğru çeker. Varsayalım ki X elementi 2 şiddetinde çeksin, Y elementi 4 şiddetinde çekecektir. Dolayısıyla bu yarışı kim kazanacak derseniz eğer, yani ikisinin farklı değerlerde elektronları çektiğini varsayalım arkadaşlar. Hangisi bu yarışı kazanacak derseniz tabii ki Y elementi kazanacaktır. Yani elektronlar eksi yüklüdür ve Y onları daha çok çekmeyi başarmıştır. Bu yüzden Y'nin yükü eksi olmaya başlamakta. Elektronlar X'ten uzaklaştığı için de X'in yükü artı olmaya başlamaktadır. İşte bu gördüğünüz olay, yani bağdaki elektronları çekebilme gücüne biz elektronegatiflik farkı diyoruz. Elektronları çok çekenleri elektronegatif olarak tarif ederken, elektronları az çekenleri ise, X örneğin ise, elektropozitif şeklinde tanımlıyoruz. Burada kimin elektronegatifliği fazladır dediğinizde Y'nin elektronegatifliği fazla. Peki periyodik tabloda kimin elektronegatifliği fazladır dediğinizde ise florun elektronegatifliğinin fazla olduğunu görüyoruz. Hatta elektronegatiflik arasında şöyle bir sıralamamız vardır. Fon elementleri şeklinde başlar arkadaşlar. Hidrojen ametaller içinde en küçük değere sahip olan ametalimizdir. Bundan sonra sırasıyla yarı metaller ve metaller gelecektir. Elektronegatiflik, elektron ilgisi dediğimiz kavramlar da bunlardır. Son iki periyodik özelliğimiz ise atom hacmi, atom yarıçapı, atom çapı dediğimiz konular. Birincisi, öncelikli olarak yörünge sayısına bakıyoruz. Yani periyot numarasına bakıyoruz. Yörünge sayısı arttıkça aşağı doğru çapın arttığını düşünüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Birinci periyotta bir yörünge vardır. İkinci periyotta iki yörünge vardır. Üçüncü periyotta üç yörünge vardır. Yani yörünge sayısının artması atomun şişmesine, büyümesine sebep olur. Biz birinci olarak, yani şu gördüğünüz birinci kuralı, aşağı doğru olanları esas alacak şekilde aşağı doğru çap artar diyoruz. Ama aynı periyottaysa, yani ne demek istiyorum? Berilyum 4 mesela, elektron dizilimi 2-2, flor 9, elektron dizilimi 2-7 arkadaşlar. Berilyum şu noktada, flor ise bu noktadadır. Periyodik tabloda aynı periyottadır. Acaba bunun mu çapı büyük, bunun mu çapı büyük diyecek olursanız işte burada bir tuzağa düşme ihtimaliniz var. Bakın, çekirdek yörüngedeki elektronları kendisine doğru çeker. Acaba 4 proton mu 2 yörüngeyi daha çok çeker, yoksa 9 proton mu 2 yörüngeyi daha çok çeker diye düşündüğünüzde aslında 9 proton 2 yörüngeyi daha çok çeker diyeceksiniz. Yani çapı gitgide küçülecek. Burada çap kıyası yaptığımızda, yani aynı periyotta türlerimizi incelediğimizde proton sayısı az olan tarafa doğru, sola doğru çap artar diyoruz. Yani berilyumun çapı flordan büyüktür şeklinde tarif ediyoruz. Aslında bu gördüğünüz atom hacmi, atom yarıçapı, atom çapı konusunu öğrencilerimizin aklında tutması için şöyle bir kolay yöntem göstermeye çalışıyoruz. Kardan adam diyoruz. Yani burnunun ucundan kafasına doğru çap artar, kafasından ayak tabanına doğru çap artar. Periyodik tabloda atom çapı metalik özellikle de doğru orantılıdır arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi ise atom çapıyla tam ters ters orantıya sahiptir. Yani siz bir atomdan elektron koparmak istiyorsunuz. Kimyada küçük atomlar cimridir. Onlardan elektron koparmak zordur. Örneğin X gazına enerji veriyorsunuz. Karşılığında
karşılığında bir elektron almak istiyorsunuz. İşte bu enerjinin büyüklüğünü biz iyonlaşma enerjisi olarak tarif ediyoruz. Ve bir atom ne kadar küçük ve kararlı ise ondan elektron koparmak o kadar zor, iyonlaşma enerjisi o kadar yüksek. Bu yüzden periyodik tabloda 8 A'nın iyonlaşma enerjisi en yüksektir diyoruz arkadaşlar. Ancak şu gördüğünüz bölüme, yani sağa doğru olan aynı periyottaki kısmını genellikle diye söylüyoruz. Çünkü iyonlaşma enerjisinde sağa doğru, yani 1 A grubundan 8 A grubuna doğru artan iyonlaşma enerjileri arasında şöyle bir değişikliğin olduğunu anımsayacaksınızdır. 1 A 3 A'dan küçük, 3 A 2 A'dan küçük diyerek 2 A ile 3 A'nın yer değiştirdiğini, sırasıyla 4 A 6 A 5 A 7 A şeklinde aynı periyotta iyonlaşma enerjisinin sağa doğru arttığını göreceksiniz. Öğretmenleriniz size 3 aşağı 5 yukarı şeklinde 3 A ile 2 A'nın yer değiştirdiğini, 6 A ile 5 A'nın yer değiştirdiğini, aynı periyotta artan iyonlaşma enerjisinin bu şekilde olduğunu anlatmışlardır arkadaşlar. Şimdi son sorularımızda periyodik özellikleri de bir tanımlamaya çalışalım. Öğreten sorumuzda bir periyodik tablosu kesiti verilmiş. X, Y, Z, T elementlerini görüyorsunuz. Bu elementler için özellikleri kıyaslayın. Hangisinde bir yanlışlık vardır diyor. Metalik aktiflik demiş. Metaller ne demiştik? Sola ve aşağı doğru artar demiştik. En solda ve en aşağıda kim var diye baktığınızda Z var. Ve Z türü T türüyle kıyaslanmış. Yani Z'nin metalik aktifliği en fazladır. A şıkkı doğrudur diyoruz arkadaşlar. Bursa seçeneğinde değerlik elektron sayısına bakın demiş. Değerlik elektron sayısı aynı zamanda grup numarası olarak da karşımıza çıkabiliyordu veya son yörüngedeki elektronlardı. Örneğin Y ile X'i kıyas etmiş. Y'yi incelediğinizde ikinci periyot 7 A'da olduğunu görüyorsunuz. Elektron dizilimi 2 7'dir. X elementini incelediğimizde birinci periyot 8 A'da olduğunu görüyorsunuz. Ancak bu elementimiz ilk yörüngesi tam dolu olan helyum elementidir. Yani değerlik elektron sayısı son yörünge elektronlarıdır. Helyumun 8 A'da olması sizi yanıltmasın. Atom numarası 2 olan helyumun son yörüngesinde 2 elektronu vardır. Y'nin değerlik elektronu 7, X'in değerlik elektronu 2'dir. Y X'ten büyüktür. Bursa seçeneği de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Gelelim atom çapına. Atom çapı için kardan adamı hatırlayın demiştim. Yani sola ve aşağı doğru atom çapı artacaktı. T ve Y'yi kıyas edin diyor. T Y'ye göre daha sol ve daha aşağıda olduğu için atom çapı daha büyüktür. Ceyhan seçeneği de doğru. İyonlaşma enerjisi sağa ve yukarı doğru artıyor demiştik. Birinci iyonlaşma enerjisi 8 A grubunda soy gazlarda baskın demiştik. Y ile Z'yi kıyas ettiriyor. Y daha sağda olduğu için onun iyonlaşma enerjisi büyüktür diyoruz arkadaşlar. Son seçeneğimizde elektron alma isteği sorulmuş. Elektron alma isteği ametalik bir özellikti. Yani sağa ve yukarı doğru özellikle 7 A grubunda flor klor elementlerinde baskın bir özellik demiştik. Sağa ve yukarı doğru X'in daha sağda olduğunu görüyoruz. Ancak X bir soy gazdır. Soy gazlar elektron almak istemez. Yani soy gazların elektron ilgisini biz sıfır kabul ediyoruz. Dolayısıyla X'in elektron ilgisinin Y'den büyük olma ihtimali yoktur diyoruz arkadaşlar. Aldatmak için sağa ve yukarı yönünü bir soy gazla kullanmaya çalışmışlar. Güzel bir geliştiren sorumuz olacak yine periyodik sistemle ilgili olarak. Tekrar bir kez daha yönlerimizi hatırlamaya çalışacağız. Yukarıda verilen yönlerde artan özellikler için hangisi doğrudur diye bir soru. Bir yönünde artanları soruyor. Hemen bir bakalım. Elektron ilgisi ametalik özellikti. Ametaller şu bölgede bulunuyordu biliyorsunuz. Yani sağa ve yukarı doğru elektron ilgisi artıyordu. Bakıyorum bir yönünde elektron ilgisi artar diyerek söylüyorum arkadaşlar, sağa doğru. İyonlaşma enerjisi 8 A'da baskındı. Yine sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar diyorum. Okey, bu da uyuyor. Atom numarası sırasıyla hidrojen için 1, helyum için 2, lityum için 3 diyerek yine sağa ve aşağı doğru atom numarası da artan bir özellikti. Denizli seçeneğinde metalik aktifliği sormuş, ancak metalik aktiflik sol ve aşağı tarafta baskındı. Yani bir yönünde artma şansı yok, bir yönünde azalır diyerek vurguluyorum arkadaşlar. Atom çapı yine kardan adamı hatırlayın demiştim, hatırlayacak olursanız eğer. Sola ve aşağı doğru atom çapı artıyordu, ancak bize bir yönünde artanı soruyor. Oysa bir yönünün tersi yönünde arttığını söylediğim için
bir yönünde atom çapı azalır diyerek bir yorum yapıyorum. Yani Denizli ve Edirne seçeneklerini birinci bilgide eleyebildim. İki yönüne baktığım zaman değerlik elektron sayısı, son yörüngedeki elektron sayısı demiş ki bu bize aynı zamanda grup numarasını veriyordu. İki yönünde bir inceleme yapmamızı istiyor. Bir kere iki yönü örneğin 8A için düşündüğümüzde aynı grupta yer alan elementleri anlatıyor. E grup numarası aynıysa bunların değerlik elektron sayısı da aynıdır. Yani iki yönünde ne bir artma olur ne bir azalma olur. Değerlik elektron sayısı değişmez diyerek söylüyoruz. Elektron ilgisi ametallerde baskındı, sağa ve yukarı doğru artıyordu. Elektron ilgisi iki yönünde azalır diyerek vurguluyoruz. Atom hacmi kardan adamı hatırlayın demiştik. Sola ve aşağı doğru artıyordu. İki numara burada aşağı doğru olduğu için atom hacmi de yine aşağı doğru artar diyerek vurguluyoruz. Ametalik aktiflik sağa ve yukarı doğru ametaller baskındı demiştik artar. Elektron verme isteği metallerde olan bir özellikti. Yani sola ve aşağı doğru artmaktaydı. Aşağı doğru bakın metalik özellik artar demiştik. İki yönü de aşağı yönünü anlattığı için yine elektron verme isteği de artar diyoruz. Sorumuz bize her ikisi de artan özelliği soruyordu. Dikkat ederseniz Ceyhan seçeneğinde her ikisinin de arttığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, son bir ÖSYM tarzı soruyla konularımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen elementler için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Aynı grup yani 7A grubu halojen elementlerini görüyorsunuz. Birinci iyonlaşma enerjisini sormuş bize. İyonlaşma enerjisi sağa ve yukarı doğru artar demiştik. Yani aynı grupta yukarı doğru iyonlaşma enerjisi artar. Dolayısıyla en yukarıda olan florun iyonlaşma enerjisi en büyüktür deriz. B şıkkına baktığımız zaman elektron ilgisi en büyük olan elementi sormuş ki normalde elektron ilgisi de sağa ve yukarı doğru artıyordu. Yani florun en büyük olmasını bekliyorduk. Ancak bir istisnai durum demiştik. Klorun elektron ilgisinin en büyük olduğunu biliyoruz. Yani Bursa seçeneği de doğrudur. 7A grubumuzun bir diğer adı halojenler grubuydu. Ceyhan seçeneğimiz de doğru. Denizli'ye baktığımız zaman florun bileşiklerinde -1 ile +7 arasında değerlikler alabileceğini söylemiş. Ancak elektronegatiflik konusunu burada hatırlamamız gerekiyor. Elektronegatiflik sıralamasında en elektronegatif atomumuz flor atomudur arkadaşlar. Yani elektronegatifliği şöyle bir hatırlatayım. X ile Y bağdaki elektronları kendisine doğru çekmeye çalışır demiştik. Hangisi daha çok çekiyorsa orası eksi yüklenir. Diğer taraf ise artı yüklenir demiştik. Ve flor elementinden daha güçlü çekebilecek başka bir element yok. Bu yüzden flor elementi sadece eksi alır. Yani artı gibi bir yük, artı 7 gibi bir yük alamaz arkadaşlar. Denizli seçeneği yanlıştır. Atom çapını sorduğu zaman sola ve aşağı doğru atom çapı kardan adamla hatırlayın artıyordu. En aşağıda olan iyotun çapı en büyük olur diyecektik. Yani florun çapı böyle, klorun çapı böyle, bromun çapı daha büyük, iyotun çapı ise artan yörünge sayısından daha fazladır dedik. Biliyorum ki uzun ve zor bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi sizin için harika güzel bir ödüllü sorum var. Hepinize başarılar diliyorum.